Herkese merhabalar arkadaşlar, Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda 5. sınıflar arkadaşlar 1. dönem işlenecek konuların en başında olan doğal sayılar konusuyla ilgili, yani ilk hafta işlediğiniz konularla ilgili değişik sorular çözeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bizi Instagram sayfamızdan da takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bize bir sayı vermiş. Bu sayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi ben bu sayıyı önce bir gruplayayım. Her olarak 3 tane sayı ilerleyip bir nokta koyuyordum. Okurken ne yapıyorum? 719.328.645 şeklinde okudum. Şimdi bana diyor ki milyonlar bölüğündeki sayı 719'dur diyor. Milyonlar bölü. Burası neydi arkadaşlar? Birler bölü, burası binler bölü ve sonda da nedir? Milyonlar bölüğü var. 719. Evet, bu doğru bir ifade arkadaşlar. O zaman bu cevap değil. Bize yanlışı soruyor. 100 binler basamağındaki rakamın basamak değeri 300 bindir demiş. Bakalım birler, onlar, yüzler, binler, on binler, 100 binler basamağında 3 var arkadaşlar. 100 binler basamağında olduğu için bunun da basamak değeri ne olur? 300 bin olur. O zaman bu da mı doğru? Evet, bize yanlışı soruyor. Bir rakamının bulunduğu basamağın adı 10 binler basamağıdır demiş. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, on binlerde 2 var arkadaşlar. O ise, yani birin olduğu basamak ise 10 milyonlar basamağı. O zaman cevabımız bu olacak. Çünkü bu yanlış. Bakalım basamak değeri en büyük olan sayı 7'dir demiş. Rakam 7'dir demiş. Evet, 100 milyonlar basamağında olduğu için bu ifade de doğru. Bizim cevabımız yanlış olanı aradığımız için arkadaşlar tabii ki ne olacak? C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, hemen sıradaki sayfamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yukarıda üçgen kartların yerleri değiştirilerek 9 basamaklı sayılar oluşturulacaktır diyor. Bu sayılardan en büyüğünün okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi önce bir oluşturalım arkadaşlar bu sayıları. Mesela ne olabilir? 415 en başa geldiğini düşünüyorum. 360, 607. Mesela bu gelebilir bu şekilde. Sonra 360 başa gelebilir. 415 ortaya gelebilir. 607 sonda olabilir. 607 en başa gelebilir. Biz şimdi yazmamız gerekene bakalım. Sonra 415 gelebilir. Büyük olanları yazıyorum arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru. Şimdi bakıyorum. Bunların içerisinde en büyük hangisi? Tabii ki 3. yazdım. En büyük arkadaşlar. Yazılabilecek en büyük sayı. Okuyorum. 607.415.360. Bakalım. Şıklara bakıyorum. 607.360.000 demiş. 607.415.360 demiş. Evet arkadaşlar, C seçeneğinde cevabımı buldum ve yeni sorumuza devam ediyoruz. Sevgi elindeki 3 kartın üzerinde yukarıdaki gibi sayılar yazmıştır. Bu kartları yan yana getirerek 9 basamaklı bir sayı oluşturmak istiyor. Sevginin oluşturabileceği en büyük sayının diyor. En büyük sayının binler basamağındaki rakam kaçtır demiş. Şimdi en büyük sayıyı yazabilmek için ne yapmalıyım? Bölükleri büyükten küçüğe doğru sıralamayayım. O zaman ne olacak arkadaşım? En başa ne gelmeli? 705 gelmeli. Daha sonra ne gelmeli? 694 gelmeli. Son olarak da 186 gelmeli. Yani en büyük yazılabilecek sayı neymiş o zaman burada? 705.694.186 sayısıymış mesela. Bana diyor ki bu sayının sorunun ilk aşamasını çözdüm. Bunu binler basamağındaki rakamı sormuş bana. Binler basamağını soruyor. Birler, onlar, yüzler, binler basamağında ne var arkadaşım? Tabii ki de 4 var diyorum ve cevabım A seçeneğini yapıştırdım. Sıradaki sorumla devam ediyorum arkadaşım. 5A 8 3 4 9 5A 8 milyon 349.278 sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyük ise diyor. Neymiş arkadaşlar o zaman? Büyük olan hangisiymiş? Binler bölüğü. Binler bölüğü dediği yer burası. Yani o zaman ne diyeceğim? Rakamların sayı değerleri dediği için 9 artı 4 artı 3'ten 9 4 daha 13, 3 daha nedir arkadaşlar? 16'dır. 5 milyonlar bölüğünden büyük olduğuna göre 5 artı A artı 8, bunu da toplamı ne olacak arkadaşlar? 13 artı A. Bana ne demiş? Eğer diyor, eğer binler bölüğündeki sayıların basamak sayıların rakamların binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı, yani 16 büyük olacakmış
milyonlar bölümündeki rakamların sayı değerlerinden. O zaman a kaç olabilir? Bu eşitliği sağlayabilecek. Şimdi buraya a yerine 5 yazsam 18 olur. O zaman 5 olmaz. 4 yazsam 17 olur. Gene olmaz. 16'dan büyük olur çünkü. Yani o zaman binler bölümünden büyük olmuş olur. 3 yazsam 16 eşit olur. Bu da olmaz arkadaşlar. Ama 2 yazsam ne olur burası? 15 olur. Ve sağlar arkadaşlar. O zaman a yerine gelebilecek sayı neymiş? 2'ymiş diyoruz arkadaşlar. O zaman bu sayfamızı da bitirdik ve yeni sayfamızda devam ediyoruz. Şimdi burada bir tane sayımız var. Sayı okuyalım. 23.760.429 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeriyle. 10 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değerini bir bulalım önce isterseniz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. 10 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2'ymiş arkadaşlar. İle onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Onlar basamağında ne var? 2. Ama bunun basamak değeri ne olacak arkadaşlar? Onlar basamağında olduğu için 20. O zaman artı 20 diyorum. İkisinin toplamını sormuş çünkü. 22 olmalıdır diyorum. Ve cevabım C seçeneğini yapıştırdım arkadaşım. Hemen bir sonraki sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bu sayı için, yani 123.456.789 sayısı için. Milyonlar basamağındaki rakam 1'dir demiş. Şimdi bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Milyonlar basamağındaki rakam 1 değil arkadaşlar. Neymiş? 3'müş. O zaman bu cevabımız gitti. Doğru olan arıyoruz. Basamak değeri en büyük olan rakam 9'dur demiş. Şimdi bazıları hemen atlayacak burada. Sayı değeri anlayacak. Sayı değeri dese 9. Ama basamak değeri en büyük olan nedir arkadaşlar burada? 100 milyonlar basamağı, yani 1'dir arkadaşım. O zaman bu da gitti. Rakamların sayı değerleri toplamı 45'tir demiş. Toplayacağız bunu. 9, 17, 24, 30, 35, 39, 42, 44, 45. Bu doğruymuş mesela. 8 ile 9'un yeri değişirse sayının değeri azalır demiş. 8 ile 9'un yeri değişirse sayının değeri azalmaz, artar arkadaşlar. Bu da yanlış. O zaman cevabımız C seçeneği olmalıydı diyoruz. Ve hemen sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Bu sayının okunuşunu sormuş bize. Okuyalım. Hemen grupladım. Bölüklerini ayırdım. 50 milyon 10.004. Bakalım. 50 milyon 1004 demiş. Hayır. 5 milyon 1004 demiş. Hayır. 50 milyon 10.004 demiş. Evet. 5 milyon demiş. O zaten 5 milyon değil. 50 milyon olmalıydı. C seçeneği olacak arkadaşlar cevabımız. Sıradaki sorumuzda devam ediyoruz. Çözümlenişi yukarıdaki gibi olan sayı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bize burada bir sayı vermiş. Bu sayının bakalım değeri kaç? Önce bir onu bulalım. Bu sayı kaçmış, yani hangi sayının çözümlenmesi verilmiş? 3 milyon diyor. 3 milyonu yazdık. Bu sayıyı bulabilmek için ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Sonra 500 bin demiş. 500 bini yazdık. Sonra 6 bin demiş arkadaşlar. 6 bini de yazdık. 8. Topluyoruz. 8. 0, 0, 6, 0, 5, 3. Bölüklerini ayıralım. Hop. 3 milyon 506 bin 8'miş. 7 basamaklı bir doğa sayıdır diyor. 3, 6, 7 basamaklı. Evet, bu doğruymuş. Doğruları soruyor bize. Rakamla yazılışı hemen ayıralım bölüklerine. 3 milyon 56 bin 8'dir diyor. 3 milyon 56 bin değil. 3 milyon 506 bin olacak arkadaşlar. O zaman 2 yanlış. Basamak değeri en büyük olan sayı milyonlar basamağındadır diyor. Basamak değeri en büyük olan sayı, bakıyorum, milyonlar basamağında mı? Evet, bunun basamak değeri 3 milyon, diğerlerinden daha büyük. O zaman bu da nedir arkadaşım? Doğrudur. 1 ve 3 doğru olacak. Yani cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuzda devam ediyoruz. Rakamları farklı 8 basamaklı en küçük doğa sayının binler bölümündeki rakamların toplamı birler bölümündeki rakamların toplamından kaç eksiktir demiş. Şimdi burada bir kere rakamları farklı 8 basamaklı en küçük sayıyı bir yazalım. Unutmayalım, rakamları sayarken 0'ı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz sorularda her zaman 0 ikinci basamakta olur, unutmayın. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6... 8 basamaklı demişti. 2, 4, 6, 7 basamaklı oldu. Bir de nedir o zaman? 7. Hemen bölüklerini ayıralım şöyle. 3 atladık, 3 atladık. 8 basamaklı oldu. Ve en küçük sayı oldu. Binler bölüğündeki rakamların toplamı. Binler bölüğü şurası mı? Evet. Yani o zaman 4 artı 3 artı 2 mi? Bu da 7, 9 yaptı.
Birler bölümündeki rakamların toplamından kaç eksidir? Birler bölümünde burası mı? 7 artı 6 artı 5'ten. Bu da ne yapacak? 7, 6 daha, 13, 5 daha. 18 yaptı arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum şimdi? 18'den de 9'u çıkartıyorum. Geriye ne oluyor arkadaşlar? 9 kalıyor. Demek ki birler bölüğünden binler bölüğündeki rakamların farkı ne olacakmış? Toplamının farkı 9 olacakmış diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sizlere bu soru ödüllü sorumuz. Ödüllü sorumuzu yapıp bize aşağıda yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Gerçekten bilen ilk yazan cevabı kimse yorumlardan bulup diğer videomuzda arkadaşlar bu arkadaşımızın ismini okuyacağız arkadaşlar. Bunu yorum bölümüne sorunun cevabını yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı çevrenize unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, 70 bin aboneye yaklaşıyoruz ve 70 bin abonede de yine çekilişimiz olacak. Şimdiden duyuruyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.